Herkese merhaba. Bugün Yalova'dayız. Sefine Tersanesi'ndeyiz ve gerçekten deniz kuvvetlerimiz için çok önemli bir tören var. 4 gemi sistemi diyelim değil mi Anıl? Tabii. Platform. Platform diyelim. 3 gemi, bir de insansız deniz aracı envantere girecek. Biraz sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek ve tören yapılacak. Biz tabii ki savunma gündemini sevgili Anıl Şahin'le, Savunma Sanayi ST'nin genel yayın yönetmeniyle beraber Anıl'la birlikte değerlendireceğiz. Anıl, evet, Yalova'da ilk defa seninle beraberiz değil mi? Daha önceden Tuzla'da deniz konusunda diyorum. Bizim mıntıka genelde deniz platformları Tuzla'ydı ama Yalova'da Sefine bulunduğu için bir giriş yapmış olduk. Ama heyecanlı bir giriş oldu yani. İlk kez bu kadar fazla platformla bir envanter giriş töreni oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Yani aslında her biri için birer tören yapılsa yeridir ama gündem o kadar yoğun ki. Dün Albay Alper Gezer Avcı ilk Türk astronotu olarak uzaya gitti. Bugün 4 platform, bizim gündem oldukça yoğun. Önümüzdeki günler milli muharip uçak, bunlar için tek tek yayın yapacağız ama Anıl, başlayalım buradaki platformlara. Ben TCG İstanbul'dan başlamak istiyorum. Tabii. STM'nin ana yükleniciliğiyle yapılmış. TCG İstanbul deniz kuvvetlerine ne getirecek? Biraz gemiyi bize anlatır mısın? Şimdi abi tabii TCG İstanbul'dan bahsederken ilk olarak bir Milgem projesine vurgu yapmak gerekiyor. Tabii ki, Milgem tabii ki. Milli Gemi Projesi, Milgem Projesi 3 ayrı fazda gidiyordu. İlk fazda 4 adet ada sınıfı korvet, TCG Heybeliada, Büyükada, Burgazada ve Kınalıada üretildi. Şu anda envanterde bu gemiler milli ve yerli imkanlarla üretildiler. 5. gemiden itibaren ise 5, 6, 7 ve 8. gemilerin İSİF sınıfı fırkateyn olması kararlaştırıldı. İ sınıfı da deniliyor. TCG İstanbul fırkateyni, burnu böyle arkamızdan gözüküyor belki de, ilk sınıfın ilk fırkateyni, yani İSİF sınıfı fırkateynlerinin ilk gemisi, Milgem projesinde ilk fırkateyni olan deniz platformu. Peki Milgem'le İ sınıfını şöyle bir karşılaştıralım. Ada sınıfı korvetler yaklaşık 99 metre boyuna sahipler. Milgem'ler böyle bir 4-5 metre daha biraz daha uzun ama asıl fark deplasmanda. Yine ada sınıfı korvetlerle İSİF sınıfı fırkateynler arasında yaklaşık şöyle bir 400-500 tonluk bir deplasman farkı var. Çünkü arkamızdaki İSİF sınıfı fırkateyn 3000 ton deplasmana sahip. Peki neden bu fark var? Neden? En önemlisi şu. Şimdi bizim ada sınıfı korvetlerde silah sistemlerine baktığımız zaman ne var? Burun tarafında bir 76 mm'lik top var. Standart. Bunda da var. Evet. Onun haricinde 8 tane gemisi var, füze var. Bunda 16 tane olacak. İki kata çıkıyor. İki katına çıkıyor. Onun haricinde ada sınıfı korvetlerin yakın hava savunması REM füzesiyle yapılırken burada Aselsan'ın Gökdeniz namlulu hava savunma sistemini görüyoruz. Alamadığımız sistemler bize yolsa elektrik olarak geri dönmüyor. Ambargolar, gizli veya açık ambargolar, Türkiye'de farklı silah sistemlerinde geliştirilmesine aslında önemli bir kırbaç. Ha, belki biraz projeler gecikiyor. Biraz para harcıyoruz. Biraz para harcıyoruz ama bunlar sonuçta birer katkı. Tabii. Bunu tekrar ben vurgulamak istedim. Evet, 16 tane atmacayı REM hava füzeleri, hava savunmaları koyduk. Sonra REM'i koymadık. Gökdeniz'i koyduk. Gökdeniz'i koyduk. 16 atmaca var. Bir 16 tane de dikey atım sisteminde hava savunma füzemiz var. Dikey atım niye önemli? Çünkü şöyle, şimdi sizin deniz platformunuzun mühimmat kapasitesi sınırlı. Bir fırkateynin yanına bir hava savunma fırkateyni de koyamazsınız. Çünkü envanterdeki gemi adeti belli. Dolayısıyla her bir platform... Bizim de hava savunma için gabyalarımız var artık ama gabyaları da yenilemek lazım. Hem yenilemek lazım hem de her platformun aslında kendi ve mahiyetindeki, yani fırkateyn gibi bir platformun hava savunmasını yapması lazım. Bu 16'lı dikey atım sisteminde bu hava savunmayı yapacak. Ama orada da şöyle bir sıkıntı var. Bizim dikey atım sistemimiz bellidir. Mark 21 dikey atım sistemi normalde kullanılır ama TCG İstanbul için Mark 21 almak istediğimiz zaman ABD tarafından bir ambargo konuldu. İçerisindeki hava savunma füzesi ISSM füzeleri konusunda da tedarik problemi yaşıyoruz. Dolayısıyla Roketsan normalde Milgem projesinin son fazı olan TF-2000 hava savunma harbi muhripleri için geliştirdi. Milli dikey atım sistemi MILDAS'ı biraz erkene aldı, İstanbul'a yetiştirdi. Şu anda üzerinde 16 hücreli MILDAS dikey atım launcher sistemi var, milli. Onunla da hava savunma konusundaki önemli bir eksiğimizi kapadık. Bu 16 hücreli MILDAS'ın içerisinde ise yine Roketsan'ın geliştirdiği Hisar'da Aref hava savunma füzeleri var. İlaveten üçüncü olarak ise bu launcherle füzeyi birbirine bağlayan bir de Sapan hava savunma atış kontrol sistemi var. Sapan en çok önemli. Biraz Sapan'ı açar mısın? Niye? Çünkü Sapan'ı bir iki gün sonra böyle biraz duyacağız da önden bir altlık alalım senden. Sapan neden önemli? Şimdi şöyle, dikey atım sisteminde sizin füze sisteminiz var. Şimdi dikey atım sisteminde sizin Hisar-D füzeniz de olabilir ama yabancı ISSM gibi füzeniz de olabilir. Bu ikisini
dikey eğitim sistemiyle entegre etmeniz lazım. Bir göbek bağı, veri bağı vesaire tarzında şeyler var ki komuta bastığı an o füzeler ateşlenebilsin. Çıkmaya başlasın tabii. Asıl işte kritik nokta dikey eğitim sistemindeki bu göbek bağı veya işte atış kontrol sistemi diyebiliriz. Onu da Sapan'la açmış olduk. Bir de Sapan'ı kim yapıyor? Roketsan. Roketsan yapıyor. Bir de Roketsan'ın tabii bu dikey eğitim sistemleri konusundaki yol haritası sadece Midlas'ın şu anki haliyle sınırlı değil. Roketsan atmaca gemisi var, füzesini, siperi, siper blok 1'i, siper blok 2'yi, Hisarda'yı, Gezgin'i belki ilerleyen aşamalarda ve sonra gelecek bütün füze sistemlerini bu dikey eğitim sisteminden atmak amacı içerisinde. Bu kapsamda projesini devam ettiriyor. Bunun da asıl ana noktası şu. Şimdi bir şeyin dikey atılmasıyla eğik atılması arasındaki fark ne? Deniz platformları açısından şu. Dikey atarsanız 360 derece angajman, eğik atarsanız kapsadığı açı kadar. O yüzden hani gemi savar füze lançerleri şöyle çapraz ya. Siz şimdi dik olarak atabildiğin zaman tabii, çok daha geniş bir alanı kapsayıp oradan hedefine doğru gidiyor. Şöyle gemi savar lançerleri var çapraz. Buradaki füzelerin bittiğini varsayalım. Çok ciddi bir harbe girdiniz. Tamam, burada gemi var. Nasıl angajman yapacaksınız? Dönecek mi olduğu yerde? Vakit dönmeyeceğine göre dikey eğitim sistemi en sağlam seçenek. Biri de şöyle bir durum var. Şimdi dikey eğitim sistemini dışarıdan göremiyorsunuz. Çünkü geminin içine yuvalanmış durumda. Ama gemi savar füze lançerlerini görüyoruz dışarıda. Kaç tane tüp varsa o kadar var işte. 3 mü, 4 mü, 5 mi neyse aynen artık. Aynen o şekilde. Hı-hı. Hem füze sayısını karşı tarafa veriyoruz hem de geminin radar kesit alanını arttırıyor. Ama dikey eğitim sistemi radar olduğu zaman... Radar kesit de çok önemli. Tabii. Şimdi hatırlayacaksınız son dönem gemilere baktığınız zaman aynı 5. nesil savaş uçakları gibi. Aynen. Mesela üzerinde fazla düz bir satıh. Niye? Radara görünürlüğü minimum ne kadar düşürülebilirse o kadar az. Tabii. Hem atılan mühimmat açısından hem takip açısından bunlar çok önemli. O da içeri koydu, doğru koyduğunuz zaman yani 5. nesil savaş uçakları nasıl milli muharip uçak Kaan gövde içinde taşıyorsa dışarı koyduğunuz zaman problem varsa radar kesitinizi arttırmayacaksınız. Buna dikkat edeceksiniz. Bunlar önemli ufak şeyler ama çok teknolojiyi çok ileri taşıyan bizim de gemilerimizi kendi milli sistemlerimizi oluşturan bir durum. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Hatırlayacaksınız. Eylül'ydü değil mi? Pakistan'a yapılan MİLGEM'in ilk... Eylül veya Ekim olması lazım. O civarda. O kadar çok tören oldu ki. O kadar tabii çok tören oldu. Oraya gittiğimizde ne yapıyorsunuz? Bir gemiyi veriyorsunuz. Gemiyle birlikte ne yapıyorsunuz? Silah sistemleri, radar sistemleri, elektrooptikler, harp yönetim sistemleri. Hani işte Havelsan'ın Advent'i, Roketsan'ın mühimmatı, Aselsan'ın radarı bunları... Alt yüklenicileriyle birlikte belki bir gemi kadar bir ciro var. Belki gemiden bile fazla. Ne aldığına göre değişir. STM aslında işin beyni olan şirket olarak o bütün alt yüklenicileri koordine ediyor ve diyor ki kardeşim benim buna ihtiyacım var. Ama alt yükleniciler bunu, de zaten beklemiyor. Onlar da diyor ki biz zaten bunu geliştiriyorduk. Mühendislik geliyoruz. Olarak altyapısını yapıyor. Tabii. Sistem içine giriyor ve sonrasında da böyle bir yapıya doğru geliyor. Tabii çünkü eğer öyle olmasa tabii şimdi şu tarafı da var. Roketsan mesela eğer milli dikey eğitim projesini sürdürüyor olmasaydı ona bir talimat gidecekti. Biz bunu ambargo yedik, bunu geliştirin. Şu anki geminin üzerinde gördüğümüz Midlas'ı 4-5 sene sonra belki görebilirdik. 4-5 sene sonra göreceksek de bu gemiyi yapmamıza ihtiyacımız olmaz. Yok. O zaman bunlardan... Çünkü fırkateyn yapmaya gerek yok. Yine korvet yapabiliriz. Şimdi tabii törenle ilgili yine devam edelim. Neler var neler yok. Tabii TCG İstanbul bizim gazetecilik tabiriyle bu işin manşetini alır burada. Bu 4 tane önemli ama... Ne diyoruz? Hava kuvvetlerinde aslında bir savaş uçağı kadar nakli uçağı da çok önemli. Tabii, niye? Lojistiği sağlayacak. Burada da iki tane lojistik gemi var. TCG Derya, biri de TCG Üsteğmen. Arif Ekmekçi. Derya bence ayrı bir parantezi hak ediyor. Derya'yı böyle bir TCG Anadolu'nun ikinci. Niye? Derya büyüklük olarak... Şöyle, TCG Anadolu 238 metre uzunluğunda. Derya Dimdek, yani denizde ikmal muharebe destekleniz Dimdek'te. 199.9 metre. Oo. O 0.1'i nereden kırdıklarını bilmiyorum tasarım şeyi. Bence bir şey olabilir. Vardır. Onun bir limiti vardır. Limiti var böyle muhtemelen. Hemen bir tık altında bazı yerler geçiş açısından doğru olabilir. Harekat açısından olabilir. Bence orada doğru vardır. Bir denizcilikle ilgili de bir arkadaşımız meraklı yapıyorsa bir de yorum yapsın altına. Tabii yapsın. Onu da değerlendirelim. Niye 199.9? Tabii. O da çok önemli onun bir faktör. Mutlaka bir şey vardır. Evet. İlaveten Dimdek şöyle. Cephane taşıyabilecek, yakıt çok ciddi manada yakıt taşıyabilecek ve bunu eş zaman olarak yanındaki deniz platformlarına basabilecek. Yani şunu demek istiyorum. Bir görev gücü var. İşte bir tane TCG İstanbul fırkateyni var, bir tane ada sınıfı korvet var, bir tane Gabriel sınıfı fırkateyni var, iki hücum bot var. Libya açık örnekli veriyorum. Mesela, Libya açıklarına mesela gidildi orada ne yapıyor? Gemilerimiz görevde. Görevdeler. Düşük hızlarda dahi seyir esnasında Dimdek bu görev gücüne yakıt basabilecek.
Yanlış hatırlamıyorsam aynı anda 4 tane gemiye basabiliyor olması lazım. Çünkü 4 tane basma hortum tüpü sistemi var gibi, onun teknik bir adı vardı şimdi unuttum. Bu çok önemli bir kabiliyet. Tabi aynı anda yanında cephanesini de götürüyor gemiler. Yani hani diyoruz ya işte... Bir de cephane ya, onu böyle gemiden gemiye aktarmak tabii, hani tamam yakıt özel borular gidiyor, çok özel sistemler, çok özel tabii teknolojiler. Muhtemelen onlarda da ambargo yemişizdir diye düşünüyorum ben mutlaka ama. Mutlaka bir şey çıkar. Bir şey çıkmıştı. Kazıyınca çıkacak. Kazıyınca çıkar artından. Önümüzdeki günler hizmete girsin görürüz. Aynen. Bu açıdan Türk Deniz Kuvvetleri'nin uzaklara yaptığı operasyonlarda gemi yolladığı zaman TCG Derya gidecek. Tabii. Yakıt mı, cephanesi mi, şu su bu sunu ikmali gerçekleştirecek. Bu da çok önemli. Tabii. Yani 21 gün falan diyoruz ya denizdeki platformların süresi, geri dönmeden evet, kalış evet, süresi. Evet. Ama işte ikmal gerçekleştirilince o ben, bir 21 gün daha atacak mesela. Denizcilerimiz bunu çok sevmeyebiliriz ya. Ya 21 günde eve geliyorduk şimdi 42 gün mü olacak falan filan denizde kalacağız ama diyebilirler ben bir şey ama öyle. Salgın döneminde Deniz evet. Kuvvetleri personelinin öyle 21'ler falan yalan oldu. Salgını geçtim. O Libya döneminde evet, hala da zaman zaman o Gabya sınırındaki çok önemli bir personel. Deniz Kuvvetlerimizin orada hakkını yemeyelim. Çok çok önemli tabii görevler yaptılar. Aylarca o insanların aileleri var, çocukları var. Yani karada da hayat devam ediyor bu arada. Ve karada karaya da ayak basamadılar. Basamadılar salgından dolayı. O açıdan hani burada Deniz Kuvvetleri personelimize selam olsun. Ya, SAT komandoları çok belki basmış olabilir gemidekiler de diğerleri çok oran ayağı, nereye basıyorlar onlar biraz şey konulara girebilir. Farklı konulara girer. Çok da yorum yapmamakta. Çok da yapmayalım. Milli Savunma Bakanlığı'yla olan tabii. Bağımız çok kuvvetli. Ondan sonra demesinler şöyle oluyor böyle. Şimdi yaptığımız işin bu incelikleri çok önemli. Fazla bir şey söyleyeyim derken karşı tarafa tabii bir sır da verilebilir. Artık hani açık istihbarat %99.9 ben buna tabii inanıyorum. Biz savunma basını olarak ama özellikle çok büyük bir kısmımız bu İKK denilen istihbarata karşı koyma metotlarına evet, çok aslında dikkat ediyoruz. Çünkü burada çok şey öğreniyoruz bu törenlerde. Her şeyi basmıyoruz. Yani belki de öğrendiğimizin %30'unu falan belki haberlerimizde kullanıyoruz. İşte soruyorsunuz ya işte buranın bilmem nesi. Ya hani bunu kim soruyor bilmiyorum ben. Evet ben de hani, bilmiyorum. Ve ne yapacaksın? Kötü beklentiyle de sorulabilir. İyi beklentilerle. O yüzden biz bize verilmiş açık kaynakları kullanarak. Yani anladım bu işte ben soru sorarak alından alıyorum. Bütün anlattıklarımız açık kaynaklara, tabii, açık konular. TCG Derya'nın böyle bir önemi var. Diğer gemiye geçelim. Bugün bir sürü gemi var anlatacağız. Bir aslında de diğer Üsteğmen Arif Ekmekçi lojistik destek gemisi de yine yaklaşık 104 metre uzunluğa sahip bir lojistik gemisi. Onun kardeşi de var. Yüzbaşı Güngör görmüş evet, bulmuş evet, olması lazım. Pardon evet, düzelteyim. Onun görmüş ikincisi oluyor. Onun ikincisi geliyor. O tanıdık olduğumuz bir platform ama burada bir ilk daha var. O da Marlin. Şimdi Marlin'le birlikte... Marlin'e bir dakika şimdi açacağız. İnsansız sistemler. Lojistik çok önemli dediğim gibi. Doğru. Lojistikte her şeyi planlıyorsunuz. Uzaklara, çok uzaklara Mavi Doğru. Vatan'da görev yapıyorsunuz. Mavi Vatan'ın ötesinde. Mavi Doğru. Vatan'ı zaten Deniz Kuvvetleri her türlü havadan gidiyor. Karadan komandoları belki yolluyor. Gidiyordur. Gidiyordur bilemiyoruz. Deniz üstünden, deniz altından gidiyor. Lojistik çok önemli dedik ve tabii ki insansız deniz araçları. Şimdi Marlin aslında Deniz Kuvvetleri envanterine giren ilk insansız su üstü sistemi diyebiliriz. Silahlı su üstü sistemi. Hatta düzelteyim, elektronik harp yapabilen belki de. Çünkü ben arkamda, siz şimdi göremiyorsunuz ama Tolga abi mutlaka araları o görüntüleri serpiştirecektir. Evet. Ters ışıkta patladığı için tabii veremiyoruz. Marlin'e bakıyorum arkasında TCB şu anda... TCB 1101 evet, bordo numarası. Bordo numarası ama arkasında çok ya, bir kubbe içerisinde elektronik harp sistemi görünüyor. Aselsan oraya yadırmıştır içine. O NATO tatbikatında gündem olmuştu. O NATO tatbikatında ben hemen bilgi olarak tabii vereyim. Tabii o önemli. 2 yıl oluyor, 1,5 yıl falan oldu. 1,5 yıl oluyor. Portekiz'deydi galiba. Evet. Portekiz'de yapılan bir NATO tatbikatına tamamen insansız deniz araçları gitti. Türkiye'den de Marlin gitti. Ve oradaki operasyon ki hani şimdi Portekiz nerede Portekiz? Portekiz okyanusa bakıyor. Tabii. Şimdi bir gemi için deniz, iç denizlerde gidebilecek ona göre saç kalınlığı, sistemleri, işte güç grubu, bir denge, de dengesi. Bir de tabii okyanusa çıktığı zaman şartlar orada çok daha çok ağır. Ve okyanus şartları devasa, dalgalar, rüzgarlara karşı işte bir insansız sistem. Sonuçta bakıyorsunuz küçük bir tekne görüntüsü tabii içerisinde. Orada başarıyla verilen görevi, NATO görevini yapabilmesi aslında Marlin'in de şey oldu, çok güzel reklam oldu bence. Peki şöyle, küçük tekne olmasının avantajları neler? İki tane büyük avantajı var abi. Hadi başlayalım. Küçük tekne niye önemli? Radar kes alanı küçük.
Görmüyor. Görünmeyecek. Zaten tasarımı ona göre. Bir de bu, küçük zaten ekstra küçük. Görünmeyecek. Ama bunun üzerindeki elektronik karşı tedbirler bilmem ne bence böyle tabii. Ortalığı böyle sağlam karıştırarak. Ben zaten şunu anlamıyorum. Küçücük gemiye bu kadar büyük elektronik harp faydalı yükünün güç gereksinimleri nasıl yerleştirmiş? Orada da Aselsan'ı tebrik etmek lazım. Çok kolay bir iş değil. Tabii, yani. Tabii. Allah bilir o MGO birimi, pardon reis birimi düzelteyim. MGO da gururumuz da reis birimi. Allah bilir ne kadar üzerinde mesai yaptı. Sistemleri ona göre denge haline getirilmek tabii. Koca normalde gemiye koyuyorsunuz bunu. Evet. Küçücük bir yapı içerisinde. Aynı zamanda SSV'nin eskiden beri başlayan İHA'lardan sonra insansız deniz sistemlerine büyük önem veriyor. Denizaltılara da önem veriyor. Denizaltılara gelecek. O da onu alt şeyini açacağız. Yakında geliyor da. Su üstü insansız sistemlerde aslında çok farklı bir sistem ortaya konuldu. Doğru. Farklı farklı üreticiler, farklı farklı görevler verildi. Burada tekne yapmak, Türkiye denizcilik de çok iyi. Tekne yapabilmek veya üzerine bir şeyi koyabilmekten çok bunlara bir görev oluşturması. Hemen aklınıza Ukrayna'daki savaş gelsin. Ukrayna'daki savaşta çok basit sistemleri ama bunları komuta kontrol sistemleriyle konuşturuyorsunuz. Çok iyi mühimmat koyuyorsunuz ve Ukraynalılar gerçekten Rusları Karadeniz'de Azak Denizi'nin oralar Karadeniz çok kötü sıkıştırdı insansız sistemlerle. Bir de bunun bir küçüğü var. Onun da Albatros S veya K olması lazım ismi. Albatros testleri yapıldı S. Hatta şeyde tabii canım, kocaman gemiyi küçücük insansız deniz aracı kamikaze batırıyorsunuz. Burada deniz kuvvetleri görevler oluşturuyor. Elektronik karıştırma, denizaltılara karşı işte torpil atılması veya kamikaze sistemler. Bunlar geliştirilecek, elde edilen tecrübelerle birlikte Türkiye çok önemli bir insansız deniz sistemlerine, İDA'lara veya silahlı olursa SİDA'lara sahip olacak. Aynı İHA'larda olduğu gibi farklı farklı üreticiler çalışıyor. Havelsan'ın var, Dersan'ın var. Ondan sonra Meteksan'ın var. Bu arada tabii şimdi Meteksan'ın hakkını yemeyelim. Meteksan Ares'le birlikte ilk yapan. Ulak serisi yeniledi onu da. Bir de orada tabii şimdi daha enteresan şeyler de geliyor. Bir Meteksan ulağı çıkarttı ilk silahlı insansız deniz aracı olarak. 2021'de ben atış testine de katılmıştım ama sadece bir silahlı insansız deniz aracı değil. Beraberinde 8-10 tane farklı konfigürasyonu gelecek. Meteksan savunma da özellikle bazı sonar sistemleriyle tesis edip bunu artık denizaltı savunma harbinde denizaltı avlayacak şekilde. Bence çok yani karşı taraf için çok sinir bozucu bir şey. Sinir bozucu tabii. Çünkü canım. Bir tane platform. Şunun inşası bir ayı geçmez. Bir ayda belki bilmem kaç tane çıkartır. Tabii. Çıkartıyorsunuz. İçine bir harp başlığı yüklüyorsunuz. Hayda git. Ne yapacaksın? 800 milyon dolarlık, 1 milyar dolarlık gemiyi imha et. Veya kullanılmaz hale getir. Bir de şu da var tabii. Komuta kontrol sisteminden radarına, başka yerlerine kadar bunların hepsi yerli ve milli teknolojiler. Ve burada da ayrı bir bakış açısıyla bunu gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi törenden genel işin detayları bunlar. Zaten Savunma Sanayi ST'de Anıl'da gayet detaylı bir şekilde bunları yazacaktır, paylaşacaktır. Tabii. Ben son soru olarak geçen hafta, ya gündem o kadar yoğun ki yapacaktık yapamadık. SİSİK sonrasında. Evet. Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı bilmeyenler için. Açalım onu. Resmen hani Deniz Kuvvetleri şov oldu değil mi orası? Ben anlamadım gerçekten. Sayın Cumhurbaşkanı orada iyi ikna etmişler. Etmişler, imzalar çıktı. Deniz Kuvvetleri zaten herhalde işin %80 falan bütçe aldılar. Bence %99'unda ama çünkü füzeler var da füzeler de dolaylı olarak deniz gemide füzesi kullanıyor. Gemide kullanıyor. Hadi Hürkuş falan da var. Yani oradan biraz ciroyu yapar TUSAŞ ondan sonra acaba diğer kuvvetleri de kızdırmayalım. Tabii. Ondan sonra işin tabii şaka kısmı bu. Burada Deniz Kuvvetleri artık TCG Anadolu'nun büyük kardeşi mi? Büyük kız kardeşi diyelim. Büyük kız kardeşi. Uçak gemisi tam tabii özellikler açısından literatürü hani biz ne diyoruz? TCG Anadolu uçak gemisi demiyoruz. Çok maksatlı amfibi hücum gemisi. Hücum gemisi diyoruz. İsmi belki daha büyük, daha böyle bir üst sınıfa Türk tipi başka bir yere doğru gidecek galiba. Olabilir. O çıktı. Arkasından Türk tipi hücum botumuz var. Tabii o çok önemli. 10 tane hücum bot. Yine STM şu an onun tasarım faaliyetlerini yapıyor. Orada yani bir 2-3 gün sonra bizden güzel bir haber gelebilir Savunma Sanayi STT'de. Takip edin arkadaşlar. Türk tipi hücum bot çok önemli bir proje. Çünkü ilk kez belki de envantere girecek bir hücum bot önemli derecede hava savunma kabiliyetine sahip olacak. Küçücük platform ama hava savunma kabiliyeti belki Milgen platformları kadar olabilir. Olabilir. Böyle bir ada sınıfı korvetler kadar. Farklı bir açıya doğru gidiyor. Başka çıkan projelerden neler var onları da böyle bir başlıkta tabii, bir sürü maddelerimiz. En önemlisi şu, Milgen projesinin 3. fazı 4 tane. 4-4-4 gidiyorlar değil mi? 2. 4'ler iyi sınıfı oluyor. Fırkateynler. İlki envantere giriyor şimdi. İlki envantere
üçü dört, şey ikisi üçü dördüncüsü yapılacak iyi sınıfında. Sonra da diğer üçüncü paket dörtlünün de Sisik'ten çıkan kararları var. Ama şöyle 9, ne olacak? 9, 10, 11, 12 yani son üçteki parttaki gemiler normalde TF2000 sınıfı hava savunma harbi muhribi olacaktı. Bekliyorduk. Şimdi onları bir durdurdular, kenara ayırdılar. Son üçün de 4 tane istif sınıfı olmasına karar verdiler. Yani 4 gemide toplamda 8 tane istif sınıfı üretilecek. Hava savunma çok bize soruluyor. TF2000'ler neden biraz gecikme var o projelerde? Sen ne görüyorsun onunla ilgili? Bizim hava savunma harbi muhribine ihtiyacımız var mı? Kesinlikle var. Çünkü görev gücü bu kadar büyük platformlar gidiyor. TCG Anadolu bir yere gidecek. Kim sağlayacak güvenliğini onun hava savunmasını diyelim. Aynen o şekilde. Ama bizim fırkateyni ilk olarak bir ihtiyacımız var. Şu fırkateynleri bir envantere alıp envanterdeki Yavuz sınıfı fırkateynleri bir desteklemek gerekiyor. Çünkü gabyalar biraz daha görev yapabilecek kapasitede. Bir de şimdi gabyalar ne kullanıyor? Hava savunma. SM-1. Tamam. Onun da raf ömrü gidiyor. Raf ömrü, raf ömrü bayağı bir uzattık bence. Raf ömrü yani lafın gelişi raf ömrü de umarım onlara da yerli bizim füze sistemlerinden ne konabilir, işte ne yapabilir? Orada önemli nokta şu, istife Hisar'da'yı koyduk. 35 kilometre menzil, 40 kilometre menzil. Şimdi bir de siper blok 1 konulacak. O zaman 100 kilometre menzil olacak. Zaten SM-1'in yerli muadili gibi bir şey gelmiş olacak. TCG İstanbul'u bir de biz Hisar'da'yı koyduk. Tamam 35-40 kilometre menzil var. Ama yakında sonra siper blok 1 gelecek. 100 kilometre menzil. Zaten 100 kilometre menzili siper blok 1 geldikten sonra SM-1'in çok da bir önemi kalmayacak. Belki yerini Hisarlar deniz üstü alacak. Peki şu soruyu soruyorum. Şimdi karadan atış sistemleri testlerini izliyoruz. Haberler geliyor. Görüntüleri paylaşıyoruz. Denizden atmak niye zor? Denizden atmak neden zor? Karadan attınız. Allah korusun bir kaza geldi. Ne olacak? En fazla test platformunuz imha olacak. Denizden atarken kaza yaşarsanız patladı, ne olacak? Patladı. TC, Allah korusun TCG Allah İstanbul korusun, gidecek. Tabii. Çünkü Hollanda fırkateyni miydi? Ne? En son bir işte 4-5 sene önce bir hatta 3-4 yıl önce kaza geçirdi dikey atım sistemi esnasında. Geminin ön tarafı falan filan gitti. Gemi battı. 1 milyar dolarlık mıydı? Helga'ydı ismi platformu. Hollanda veya Norveç o ülkelerden bir tanesinin donanmasında fırkateyni Helga olması lazım. 1 küsür milyar dolarlık fırkateyn imha oldu. Neden? Bir tane füzenin yanlış atımı yüzünden. Yanlış atımı, bakım hatası mı, füzede mi, dikey atımda mı problem var? Bunlar tabii düzgün şimdi araştırıp çıkacak. Kolay değil. Dikey atım sisteminden atıyorsunuz. Attığınız füze hard launch füze. Yani ne demek? Atış esnasında dikey atım sisteminden kalkışını kendi motorunu çalıştırarak yapıyor. Sonrasında tabii, bir patlama daha asıl olmuyor işte olmuyor. Bunlarda. Çünkü hard launch ama içeride bir tabii o ateşi içeride yakmaya başlıyor. Ne olacak o? Bir egzoz sistemi var içerisinde. Onun tahliyesini sağlıyor yani lazım vesaire. İçeriden tabii. O yüzden zor işler. Yani kazaya mahal vermemiz gerekiyor. Çünkü bir tanesi patlarsa bir tanesi patlamıyor. Geminin en önünde 16 lançerin 16'sında da füze varsa 16 füze Allah birden. Allah korusun denizcilerimize bir tabii şey. Tamam o gemi yapılır edilir de denizcilerimize bir şey olmasın. Tabii her denizcilerimize bir şey olmasın. Gemiye de bir şey olmasın. Gemiye çünkü de şu gemiyi yapmak 5 sene sürdü. Çok büyük emekler var. Ama sonrası daha hızlı gelecek benim tahminimce. Çünkü bu bir ilk sınıfının gemi. İlki. Prototip gemi diyebiliriz. Prototip gemi gibi. Tabii. Çok burada mühendislerimizin, tersane çalışanlarımızın, onların da bize sorunlarını atıyorlar. Rekabetçi, çok rekabetçi sektör. Sorunlarını dinliyoruz. Bu da onların çok emekleriyle gerçekten alın teriyle yapılmış çok çok önemli projeler. Bayağı bir deniz kuvvetleri toparladık galiba. Vallahi öyle olur. Oo abi. Yapıyorsun abi. Yavrular. Abi nasılsınız? Nasıl keyifler? Oğlum ne kadar şeysiniz yine. Neyiz? Tatlısınız. Ya, sizi böyle. Bir dakika sizi, ya. Bir dakika siz, ya. Siz göremiyorum yani. İkiniz de harikasınız şimdi, sen de harikasın şu anda. Şimdi tabii burada konuşurken kim geldi? Şöyle mikrofonumuzu da uzatalım. Hoş geldiniz. Eyvallah. Nasılsınız? Mete abi iyisiniz. Valla geldim gezdim içine. Oo hangisine girdiniz? Ben hepsine girdim. Hepsini bir dolaştım. Ama bu iki gemiyi zaten yapım aşamasına gelip gezmiştim. İstanbul'da deryayı mı? Hepsini. Ve şu anda ya müthiş olmuşlar ya vallahi yemin ediyorum. Hani inşallah siz de hani çekim için izin verirler görürsünüz. Ben çekmedim ama müthiş yapmışlar müthiş. Yani. Beğendiniz. Ya gayet. Şöyle hayır ben beğenmen ötesine şunun hikayesini biliyorum. Yani şimdi bazen şeyi aşağılıyorlar. Hani ya yani bir şey gemisi, lojistik gemisi. Yok bu lojistik gemisi falan değil. Bir kuvvet çarpanı ya. Yani, denizde kalınan süreleri. Tabii canım. Çarpı götürecek. Yani şey gibi düşün yani tanker uçak şey için neyse. KC-135 Türk Hava Kuvvetleri için neyse. Bu gemi böyle bir kuvvet çarpanı. Tabii. Yani şey için yapılmış, uçak gemisi için, özel onun filosu için yapılmış özel bir gemi bu yani. Yani tasarımından tut hızına kadar. Yani 24 knot yapıyor şey yetişsin diye. Fırkateynlerle aynı hızda gitsin diye. Beraber gitsinler diye. Yoksa arkada kalırsa
olmaz diye aynı hızla yapılmış. Özel bir gemi bu yani. Ki fırkateyn 100 metre, bu 200 metre uzunlukta. Tabii canım, bir de deplasman. Bir de aynen. Fırkateyn 3000 ton, bu 24 bin ton. Tabii canım, şeyler muazzam ya. Rakamlar, şimdi baksana. İkisi yayına geldiğinde öbürü yavrusu gibi. Yavrusu bile zayıfmaz şey yani çocuğu. Marlin'le İstanbul'un boyutları gibi bir şey var. Aynen öyle, aynen. Bir de yukarıdan bakınca falan devasa bir gemi. Bence çok gururlanacak yani. Zaten şey o ayrı bir klasman artık yani. Fırkateyn yapan bir ülke olmak bence çok önemli yani. Kesinlikle. O yüzden siz canlıda devam edin o zaman. 4 tane gemi var. Aslında 4 tane tören var burada. Her biri aslında insansız, TCG İstanbul, lojistik gemileri. Valla bakalım neler olacak, yani neler bitecek. 4'ü de ayrı konsept, 4'ü de müthiş işler. Valla inşallah her şey doğru ama ben şeyden çok mutluyum. Yani hikayenin kendisi, şu anda 3 tane aynı anda fırkateyn inşa edildiğini, dünyada kaç ülke aynı anda 3 tane gemi inşa ediyor? Yani bir Amerika Birleşik Devletleri ve arkadan da 3. parti de sisik kararı da çıktı. Bakalım. Denizcilere ihtiyacı var ama. Deniz kuvvetlerini onlar son parayı da aldı. Bütün parayı aldılar yemin ediyorum. Karacılara para bırakmazlar, helal olsun. Avcılar herkes aldı. Yok yok. Avcılar istiyor, karacılar şeyler. Karacılara yine para kalmadı. Hayatımız hep böyledir. Biz karacılara hiç para kalmaz yani. Ama Mete abi görüyorsunuz beresini takmış, ben buradayım diyor yani. Orada mesajı veriyor, yeşil veriyor. Yani rüzgardan kaynaklanıyor yani. Ya Mete abi, benim olsa kafam olsa tamam diyeceğiz de yani. Size gerek yok. Eyvallah, kolay gelsin. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Abi ben yayından kaçtım bu arada. Ya gel bir kapanıcı yapalım, hadi gel. gel. En son Mete Erar da yakaladı bizi. Ben ondan kaçtım da böyle, o esnada bir kısa. bir kaçtın, ondan sonra Mete abiden de görüşlerini aldık. Marlin'e binmeye çalıştım da binilmiyormuş. Ben insansız olduğunu unuttum. Hayda. Bir bakalım gemilere neler var neler yok. Biraz sonra zaten tören başlayacak. Aynen. Anıl çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yalova'dan da bir yayın yaptık. Biz şeyimize, dökümüze Yalova'yı da eklemiş zaten olduk. Zaten Yalova Valiliği sponsorluğunda. diyorsun direkt yani, direkt. Uçlar da valilik tabii, veriyor izinleri. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki savunma gündeminde görüşmek üzere. Gelişmeleri beraber izlemek üzere.